11 sene biz bağırdık burada. Arkadaşlar, devleti teslim ediyorsunuz. Bakın, devlete yerleştiler lafını düşünmüyorum ben. Devleti teslim ettiler. Kim teslim etti? Mevcut iktidar devleti teslim etti. Evet arkadaşlar, kurdun koyunun postuna büründüğü, şeytanın da insan kılığına girdiği zamanlardan geçiyoruz. Şu anda çok dikkat etmemiz gereken bazı hususlar, konular var. Yoksa bu insan kılığına girmiş olan şeytanlar, zira sizin takip etmediğiniz üzere ve bizim gibi araştırmacıların araştırıp onların yalanlarını ortaya çıkartıp dün ne söyledi, bugün ne söyledi, yarın ne söyleyecek, kimlerle beraberdi, kimlerle yoluna devam etti ve yarın kimin yanında yer alacaklarını biz hani araştırıp ortaya çıkarmazsak, siz bir gün bir yerde, bir toplumda veyahut da karşınıza çıkan bazı ağzı iyi laf yapan cambazların kelimelerinden, sözlerinden hani etkilenip görüşleriniz, tavırlarınız değişebilir. Biz bu yüzden bu iki yüzlüleri araştırıp sizlerin karşısına çıkartmaya, ispat etmeye devam edeceğiz. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu her zaman, her konuşmasında hemen hemen neden bahsediyor? FETÖ'nün siyasi ayağından. FETÖ'nün siyasi ayağına neden dokunulmadı? Neden yargılanılmadı? Onlar hala şu anda neden aktif görevdeler? Sen eğer ki sadece darbeci askerleri yargılarsan, bazı birkaç tane suça karışmış askerleri, darbeci askerleri yargılamaktan öteye gitmezsin. Bu da sana bir şey kazandırmaz. Asıl siyasi ayağı yargılaman gerek, onları tespit etmen gerek diye konuşup açıklama yaparken, kendisi de aslında çoğu siyasi ayağı kimler, o da biliyor ve onun kulağına bu siyasi ayak zırvalarını ikide bir de sufle olarak kulağına üfleyenler, onun aslında ne yapmak istediğini, ne yaptırmaya çalıştığını çok iyi biliyorlar. Şimdi iki tane soru var arkadaşlar. Birinci, bakın, Kemal Kılıçdaroğlu bu siyasi ayağı ikide bir de neden gündeme getiriyor? İkincisi, Meral Akşener'i kim kurdu? Partisini, İyi Parti kim kurdu? Bu FETÖ'cüler hangi partinin içerisindeydi ve nerelere kaydı, nerelere gitti ve kendilerini nasıl saklıyorlar? Bunlardan biraz bahsetmemiz lazım. Size birazdan bir video vereceğim. Göreceksiniz FETÖ'nün siyasi ayağının kim olduğunu. Daha önce Erdoğan'a hep güya diyormuş, FETÖ tehlikeliymiş, FETÖ'den uzak dur. FETÖ ülkeyi hani ele geçirmek istiyor. FETÖ'yü sen teslim ediyorsun ülkeyi, bununla mücadele et diyormuş. Ama Erdoğan o zaman dinlemiyormuş. FETÖ'cüleri devletin kademelerine kendi eliyle kendisi yerleştiriyormuş. O zaman mücadele etmediği için şimdi bugün 15 Temmuz olmuş falanmış filanmış diye İYİ Parti'nin Lütfü Türkkan diye bir tane İki yüzlü bir milletvekili kendi atmış olduğu tweetlerle ve videosuyla size birazdan göstereceğim. Ama şunu da unutmayın, 15 Temmuz darbesi yaşanmadan önce Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan hakkında çok eleştiriler yapıp karşı olduğu için, FETÖ'nün isteği doğrultusunda o yolda ilerlediği için, yani isteyerek istemeyerek kendisi bilmeden ilerliyordu ama işine geliyordu FETÖ'nün. Daha sonra 7 Haziran seçimlerinden sonra Devlet Bahçeli kendisine yapılmak istenen kumpası görünce hemen Erdoğan'ı desteklemek, Erdoğan'ın yanında yer almak olduğunu ve MHP'yi ele geçirmeye çalıştıklarını FETÖ'nün görünce, o zaman Erdoğan'ın yanına geçti. FETÖ'de MHP'nin içerisindeki milletvekillerini ve diğer FETÖ'ye hizmet eden tanınmış iş adamları ve tanınmış kişilikler, kimlikler, devlet kademesinde daha önce görev yapmış kişilikleri, şahısları İYİ Parti'nin çatısı altında toplayarak yeni bir parti oluşturup meclisin içerisine sokmayı başardı. Meral Akşener'e partiyi kurduran FETÖ'dür. İzni veren FETÖ'dür. Ve size bu Lütfi Türkkan'ın yapmış olduğu, bak, atmış olduğu bazı mesajları hemen birkaçını size söyleyeyim. Göreceksiniz, bakın. Ergenmen Fethullah Gülen Hoca Efendi ile ilgili hükmün veriyorsa bu ülkede kıyamet alameti sayacaksın. Bekri Mustafa İmam hikayesi geldi aklıma. İkinci tweet'i, Başbakan ve avanesi Fethullah Gülen Hoca Efendi için sarf ettiği sözlerin %1'ini dahi PKK ve İmralı'daki bebek katili için sarf etmedi.
Üçüncü tweet'i bu Lütfi Türkkan'ın kendisinin atmış olduğu 2014 Recep Tayyip Erdoğan'ın 2011'den sonra FETÖ ile girişmiş olduğu mücadeleden sonraki tweetler bak. Hoca efendi Türkiye'ye gelsin, bunların hepsi elini ayağını öpmek için sıraya girer. Lütfi Türkkan tarafsız bölgeye diye tweet atmış. Bir sonraki tweetini söyleyeyim arkadaşlar. Hoca efendinin bedduası tutmaya başladı. O zaman da ne oldu? Türkiye'de o zaman çeşitli eylemler, bak Türkiye'de çeşitli eylemler, çeşitli PKK'nın ve DAEŞ'in yapmış olduğu havaalanındaki ve Ankara garındaki o patlamalarda canını veren insanlar sonrası, yani ona atıf veriyor gezi eylemleri, bütün bunlarla ülkenin girmiş olduğu hani ekonomik zararlar ve bir de doğal afetler aracılığıyla ülke hani sıkıştığı anda, hani dar boğaza girdiğinde ne diyordu? Hoca efendinin yapmış olduğu beddualar tuttu diyor idi Türkiye karışınca. Ama kendisinin biraz sonraki verecek olduğum videoda göreceksiniz. Ne diyor arkadaşlar? Biz diyor zamanında FETÖ'nün ne kadar tehlikeli bir yapı olduğunu söyledik. Onlar bizi dinlemediler. Devleti onlara teslim ettiler. Şimdi de FETÖ ile mücadele ediyorlar diyor. Kendisinin nasıl ikiyüzlü bir şeytan gibi hani daha önce FETÖ ile beraber olduğunu, şimdi FETÖ 15 Temmuz darbe sonrası FETÖ'nün temizlendikten sonra Erdoğan'a nasıl saldırdığını tekrar yine aynı yörünge değiştirerek 180 derece dönüp, hatta 360 derece dönüp Erdoğan'a bu sefer FETÖ üzerinden saldırdığını eğer biz araştırmazsak, biz sizlere hani burada hani delillerle, ispatlarla, videolarla, tweetleriyle hani anlatmazsak, aktarmazsak siz bazı şeyleri her şeye muvaffık olamazsınız. Ve sizi de gün gelir kandırabilirler. Böyle ağzı laf yapan yalancı ikiyüzlüler. Bir de şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Eğitim de şart. Çocuklarınızı öyle para verip sadece okula gönderip daha sonra da başıboş bırakınca işte böyle ikiyüzlü şeytanlar meydana türüyor. Bir gün söylediği lafı ertesi gün yalanlıyor. Üçüncü günü kendi söylemiş olduğu yalana, bu yalanı atanların ta diyerekten yedi ceddine hem kayıyor hem beddua ediyor. Çünkü bak 3 gün önce kendin attığın tweetin, 3 gün sonra yalanlıyorsun, 3 günde üzerinden geçtikten sonra nefret ediyorsun o tweet'i atandan. Halbuki hepsini yapan eden sensin. O yüzden çoluğunuzu çocuğunuzu, bakın hani bu da biraz ironi gibi, çoluğunuzu çocuğunuzu kesinlikle ve kesinlikle öyle parasını pulunu verip dinini, imanını, ibadetini öğretmeden sokağa salmıyorsunuz. Böyle şeytanlar türemesin diye. Şimdi videoyu da izleyelim arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için de teşekkür ederim. Bir sonraki videomuzda da görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. 11 sene biz bağırdık burada. Arkadaşlar devleti teslim ediyorsunuz. Bakın devlete yerleştiler lafını düşünmüyorum ben. Devleti teslim ettiler. Kim teslim etti? Mevcut iktidar devleti teslim etti. Daha sonra terör örgütü olarak adlandırdıkları, bizim başından beri devletin içerisine yerleştirdiğiniz bu insanlar bu devleti ele geçirecek dediğimizde, paralel dediğimizde bize onlar hain dediler. Şu anda geldiğimiz noktada bizimle aynı konumdalar ama geç oldu. MHP'nin kapı önüne bıraktığı aday alacak. Ankara'ya aday edecek. Hiç ömründe sol adına hiçbir müktesebatı ve bir icraatı olmayan aday. İstanbul'a edecek. İnşaatla övünen, gökdelenle övünen bir ben aday. Ağır sonradan ağır konuşmuyorum. Gerçeği söylüyorum. Gerçeği söylüyorum. Bu tabanı bununla aldatmanın bedelini ağır ödeyecekler. Biz seçim için güç birliği yapalım ama kamuya da açık olsun. Sayın Kılıçdaroğlu bize dedi ki bu bize zarar verir. İki tane de genel başkan yardımcısı, bizim de iki eş genel başkanımız ve Levent Tüzel Bey vardı görüşmede. Bunlar ne diyorlar? Bizi destekleyin ama kimse görmesin. Bu ne kadar ayıp bir yaklaşımdır. Kimse bilmesin. Bu ne kadar zelil bir yaklaşımdır. Bunu böyle net size ifade mi ettiler? Her türlü zeminde. Başbakanmış gibi yap ama yetki kullanma. Kendi il başkanını bile atayama. Bunu sizden kim istiyor diyorlar, kim bekliyor? Sayın Cumhurbaşkanımız da oradaki bu bildiriyi MKYK'ya imza atanlardı yani. Ne gelişme olursa olsun ben verdiğim söze sadığım, Cumhurbaşkanımızla son nefesime kadar vefa ilişkisini sürdüreceğim. Hiç kimse benim ağzımdan, benim dilimden, benim zihnimden Cumhurbaşkanımız aleyhine tek bir söz duymadı, duymayacak. Ve bunlar
Halk Bankası'nı da dolandırmaya çalışıyorlar. Ve Halk Bankası'ndan bunlar kredi talebinde bulunuyorlar. Halk Bankası bunlara ciddi bir kredi veriyor.